Başkanım, ben hızlıca yayına başlamak istiyorum. Evet. Bugün ağırlıklı olarak Karşıyaka'yı ve futbol şubesini konuşacağız. Tamam. Bazı sorunlar var, bazı sıkıntılar var. Bunları konuşacağız. Karşıyaka'nın geleceğini konuşacağız. Ben öncelikle bu sezonla ilgili başlamak istiyorum. Karşıyaka'nın bu sezon gidişatı ile ilgili şu anda düşme hattına yakın bir durumda bulunuyor. Bu sezon sonunda Karşıyaka'yı nerede görürüz? Karşıyaka ligde kalacak mı? Veya daha da yukarı bakacak olsak playoff'u zorlar mı? Oraya kadar yükselir mi? Bu senenin değerlendirmesini almak istiyorum sizden. Tabii ki. Ya bu senenin değerlendirmesini yaparken biraz çok hafif geçmişe de dokunmak gerekiyor. Çünkü tek başına bu senenin değerlendirmesini yaparsak biraz haksızlık da yapmış oluruz. Önce şunu söyleyeyim. Karşıyaka'nın küme düşme tehlikesi diye bir şey söz konusu olabileceğini asla düşünmüyorum. Çünkü son 6-7 maçtır oynadığımız futbol ortada. Yani son senelerin en iyi futbolunu oynuyoruz ama bir şanssızlığımız var. Ama bunu kıracağız. Bundan hiç kuşkum yok. Çünkü artık takım da oturdu, şey de oturdu ama sıkıntılar yaşadığımız da bir gerçek. Ama bu sıkıntı bugünün sıkıntısı değil, uzun senelerin sıkıntısı var. Yani sıkıntı sadece alınacak puanlarla söylenemeyecek bir durumda idi. Bu sıkıntıların hepsini biz teker teker açtık. Çok ciddi bir transfer yasağı kapattık biliyorsunuz. Belki hızdır. Yani sezon başında aşağı yukarı 120'ye yakın dosya kapattık. Ve bu dosyaları biz transfer yasağını bitmesine 5'te bitiyordu transfer yasağı. Son dosyayı 5'e 3 kala kapatabildik. Çünkü aşağı yukarı 2 aylık bir süreç, çok yoğun bir süreç yaşadık. O süreci yaşayan bilir. Yani birçok kişiyle, onların avukatlarıyla sürekli pazarlıklar, konuşmalar, ondan sonra işte ödemeler yapmak çok kolay olmadı. Uzun zamanın bir birikintisiydi bu. Ondan sonra bunu söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik. Zaten biz Temmuz'da bir kongre yapmıştık. Eylül başında da transfer yasağını açtık. Transfer yasağını açmakla transfer yasağını açmakla transfer arasında 3-4 günlük bir zamanımız vardı. Yani transferimiz biraz sıkıştı. Şu anda oynayan futbolcularımızın bir kısmını, önemli bir kısmını da o zaman transfer ettik. Bunların bir kısmından gayet iyi faydalanıyoruz. Bir kısmından da, çok az bir kısmından da faydalanamadık. Ama dediğim gibi çok çok dar bir zamanımız vardı transfer yapabilmek için. Şimdi ara transferde bir kısmını da aşağı yukarı 4-5 oyuncu transfer ederek ara transferde de biraz omurgayı güçlendirdik. Ama bundan sonrası gayet iyi gidecek. Benim en ufak bir kuşkum yok. Anladım. Başkanım, sıradaki ben böyle maçlarınıza baktım. Bugün sıradaki 5 maçın 4'ünü aşağıya oynuyorsunuz. Karabükspor, buradan baktığımda Gümüşhane Spor, Ceyhan Spor. Yani Ordu Spor hariç sıradaki 5 maç aşağıdaki takımlarla ilgili. Bu 5 maçtan toplayacağınız puanlarla bence karşılıklı bir eşik atlayabilir. Bu 5 maçtan beklentiniz nedir? Valla geçtiğimiz 5 maçtan konuşmamız lazım. Yani çok şanssız bir, yani seyredenler, stada gelip seyreden taraftarlarımızın bunu çok çıplak gözle gördüler. Seyredemeyenler de başka yorumlar yapıyor olabilirler. Onları da saygımız. Ama son 5 maçımızı çok, yani enteresan bir şekilde puanlar kaybettik. Çok rahat kazanım. Yani burada bir Mardin maçı oynadık mesela. İlk yarı 3-0 içeri girsek, yani şanssızlık diye gidebileceğimiz maç 1-1 bitti. Ordu'da şey ofta 90. dakikada gol yedik. Yani üzerimizde bir şanssızlık da var ama bunları atlayıp hedefimiz bizim playoff. Playoff'a girersek ben şampiyon olabileceğimize de inanıyorum. Ama hakikaten zor günler geçirdik. Bundan sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Yani biz playoff'a kalırız diyor musunuz? İnancınız tam mı bu?
Bu futbolumuzda playoff'a kalıp oradan da çıkmak hiç hayal değil bence ama futbol bu işte belli olmuyor. O üç direğin arasına o topun girmesi lazım. Tabii ki de. Peki başkanım, yanılmıyorsam 5 transfer yaptınız devre arasında. Transfer devam edecek mi yoksa karşıya transfer sezonu kapattı mı? Ya şöyle eğer kulübümüze maliyeti olmayacak uzun süreli beraber oynayabileceğimiz genç ve yetenekli futbolcu katabilirsek katarız. Katamazsak onu transfer yapmış olmak için transfer yapmayız. Anladım. Başkanım, arada seyirci soruları da alacağım. Bir tanesini alayım. Basketbol şubesine gösterilen ilgi futbol şubesine gösterilmiyor diyor. Bu konuda katılıyor musunuz? Asla katılmıyorum. Yani bu çok doğru bir şey değil. Böyle söyleyeyim, biz göreve geldiğimizden beri yaklaşık 30 milyon üzerinde futbol borcu kapattık. Bunun bir kısmı ilk göreve geldiğimiz zaman FIFA dosyaları vardı. Bugünün parasıyla aşağı yukarı kura bursanız 15 milyonun üzerindedir veya o civarlardadır. Bu futbola yapılan bir yatırım. Ondan sonra eksi 6 puan değerinden kurtulmuş olmak için yaptığımız, kurtarmak için yaptığımız bir yatırım. Ondan sonra Ağustos döneminde 20 milyona yakın bir dosya daha kapattık. Futbol dosyası kapattık. Geldiğimiz zaman geçmiş dönemin borçları vardı. Futbolcuları olan borçlar vardı. Bunları kapattık. Bu ara transfer döneminde de borç kapattık. Yani yaklaşık 30 milyona yakın 4 senede futbola yatırım yaptık. Sadece eski borçları kapatmak için. Şimdi kim söyleyebilir ki futbola basketboldan daha az değer veriliyor diye. Futbol sahasını baştan aşağı tekrar yaptık. Tesislerimizi düzenliyoruz. Yeni tesisler katacağız. Şimdi bir A takım kamp tesisinin planlarını, projelerini çizdik. Bunu yapacağız. Yani bizim önümüzdeki 20-25 senemizi kurtaracak. İçinde son derece modern. Yakında onun lansmanını taraftarlarımıza yapacak. Dolgusunu yaptık. 400 kamyona yakın dolgu yapıldı. Yani önümüzdeki 25-30 senenin işini halledecek. Fitness yapıyoruz futbolcularımız için seneler sonra. Yani bu çok zalimce bir eleştiri olur. Anladım. Yani kapattığımız dosyalar bu kadar çaba, futbol için yapılan bu kadar işten sonra futbol üvey evlat muamelesi görüyor demek çok zalimce olur. Biz futbol aklını oluşturmak, tesisleşmeyi sağlamak için stadımız da başta olmak üzere, borçlar başta olmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Futbol konusunda verdiğimiz her sözü tutmaya çalışıyoruz. Ama iş 3-4 maç üst üste galip gelsek belki bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Bunları biliyoruz ama Türkiye'deki maalesef futbol anlayışı biraz üç kalenin şey üç direğin içine o topun girmesiyle de çok doğru orantılı. Maalesef. Burada tarafta da hak veriyorum ama şunu bilsinler en az onlar kadar bizim de canımız yanıyor bu işlere. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz bütün yönetim olarak. Çok ciddi fedakarlıklar yapıyoruz maddi olarak da. İşimizden, gücümüzden, ailemizden şey yapıyoruz, fedakarlık ediyoruz. İyi olacağından kimsenin kuşkusu olmasın. İleriye dönüp iyi planlarımız var. Yani sadece futbolcu yetiştirmek değil, bu iş tesisleşmeyle oluyor. Yani iyi bir altyapı kurmak için iyi tesislere ihtiyacımız var. Keşke biz bu harcadığımız 30 milyon borç kapattık dediğimiz parayı bununla en az 15 tane futbol sahası yapılırdı. En az 10 tane A takım tesisi yapılırdı.
yapılırdı da yapılırdı. Biz maalesef bu borçları kapatmak için harcamak zorunda kaldık bu parayı. Keşke bu yeni tesisleşmeyi harcasaydık ama biz bunu bilerek geldik ve adım adım da projemizi uyguluyoruz. Yani her şey bir anda maalesef olmuyor. Yani bir anda start yap, alt tesisler yap, ondan sonra eski borçları kapat, takım kur. Yani bu çok kolay yapılacak iş değil maalesef yani dışından. Biraz şansımız yardım etse, 3 tane galibiyet alsaydık bunları hiç konuşmuyor olacaktık. Anladım. Başkanım, bir yıl içinde üçüncü teknik direktörle yola devam ediyorsunuz. Yani daha doğrusu bu sezon. Bir yılı katarsak herhalde dört olması gerekiyor. Geçen senenin ortasında gelmişti bir önceki hoca da. Bu çok değişikliği doğru buluyor musunuz? Yani Hayır. bu kadar çok. Asla bulmuyorum. Yani biz basketbol hocamızla 3 sene 3 senelik anlaşma yapmıştık. 3 sene bitti, 3 senelik de anlaşma yaptık. Yani uzun soluklu çalışmaya inanan bir insanım ve buna gerçekten çok ciddi bir şekilde inanıyorum. Yani beni tanıyanlar bilirler. Aynı şeyi voleybolda, aynı şeyi futbolda yapmak istiyoruz ama iki tane değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliklerin nedenlerini sadece teknik olaylara bağlamak doğru değil. Başka nedenleri de var bunların ama bunları burada anlatıp polemik yaratmak istemiyorum. Ama bunların nedenini ileride açıklayacağım. Yani sadece şunu söylüyorum. Karşıyaka Spor Kulübü her teknik direktörün, her başkanın, her yönetimin, her oyuncunun üstündedir. Bu mesajım herhalde anlaşılmıştır. Biz Peki. Başlayalım. bu kulüp ilkelerine uyumlu çalışacak bir yönetim hocanın olması lazım. Sportif başarı çok daha önemli Karşıyaka Spor Kulübü'nün kurumsal yapısı. Anladım. Başkanım, dün bir İzmir derbisi vardı Altay ile Göztepe arasında. İki takımın da yeni statları var, iki takım da Süper Lig'de. Karşıyaka'yı gideriz, Süper Lig'de görürüz ama Karşıyaka'nın yeni stadı ne zaman olacak? Stat konusunda çok soru geliyor. Bu konuyla ilgili cevap vermek ister misiniz? Tabii ki. Karşıyaka Stadı'nın sadece finansal problemi yoktu biliyorsunuz. Belki bilmiyorsunuz. Karşıyaka Stadı'nın yapılmamasında daha önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ve Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın isteksizliği ve karşı durması vardı. Bununla beraber bazı kişiler bu stadın yapılmaması için bu stat konusu mahkemeye taşındı. Sadece bu da değildi sorunlar. Burada bir otopark sorunu vardı. Orman Bakanlığı'na ilgili bir sorunun da çözülmesi gerekiyordu otopark konusunda. Biz göreve geldikten sonra bunları teker teker elimine ettik. Ama bu işler öyle hani dünden bugüne olmuyor. Çok kolay da olmuyor. Ve en son Spor Bakanımızdan rica ettik. Dedik ki Büyükşehir Belediye'miz stadı yapmaya talip. Yeri de bir protokol yapsak, ikili veya üçlü protokol yapsak, bu stadın finansmanını Büyükşehir'den biz konuştuk ve kabul ettirdik Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Spor Bakanımız da sağ olsun hay hay dedi. Ondan sonra şimdi protokol aşamasındayız. Protokoller yazılıyor. Hatta bundan bir saat önce İzmir Büyükşehir'le görüştüm. Bu protokol bittikten sonra yer Büyükşehir'e geçecek. Ondan sonra ve bir ihaleye çıkacak. Bütün bu bahsettiğim sorunlar işte mahkeme sorunlarıdır, ona otopark sorunudur, Orman Bakanlığı'nı çok uzun süre konuştuk, şey yaptık. Bunları bitirdikten sonra da protokolden sonra Büyükşehir'in de ihaleye çıkmasını bekleyeceğiz. Stat Anladım. projesi teknik projeleri hazırlanacak ve şeye çıkacağız. Yakında da stat projemizin birkaç ay sonra taraftarımızla hatta paylaşacağız. Buradan da paylaşayım. Bir forum yapacağız. Projeleri yayınlayacağız. Hayalinizdeki statta ne olmasını istiyorsunuz diye taraftarımıza da soracağız. Mimarımıza da konuştuk. Bu taraftarımızın bir statta olması gereken hayallerini gerçekleştirebildiğimizi projenin içine sokmaya çalışacağız. Anladım.
Başkanım, maçların yayını ile ilgili sorular da geliyor. Şimdi geçenlerde herhalde Misticom'la ilgili bir açıklamanız olmuştu. Geçen sene olmuştu. Efendim? Geçen sene olmuştu. Geçen sene olmuştu. Aynen. Hani onların verdiği parayı biz geri verin. Üstüne para verin, biz yayınlayalım. Öyle bir teknik şeyimiz, hazırlığımız var demiştiniz. Bu konuyla ilgili bir girişiminiz olacak mı? Çünkü bu konuyla ilgili de bayağı soru geliyor. Bu konuda anlaşılmayan bir şey var galiba. Geçen sene ve evvelki sene taraftara kapalı bir durumumuz vardı biliyorsunuz pandemiden dolayı. Evet. Ve televizyon nakliyen yayında Misticom kulüplere 100 bin lira karşılığında Misticom yaptı. Taraf zaten şeye gelemiyor. Taraftar gelemiyor. Bir de spikersiz kötü bir yayın oluyordu. Ben de Misticom'a ve federasyona çağrıda bulundum geçen sene için. Dedim ki bunu böyle yapmayın. Bunu bize verin. Biz yapalım nakliyen yayını. Bizim şeyimiz var. Ve Atatürk Stadı'nda oynuyorduk. Biliyorsunuz Atatürk Stadı kötü bir stattı. Evet. Taraftarsız oynuyorduk. Hiç olmazsa taraftarımızı maçlardan mahrum bırakmayalım ve iyi bir nakliyen yayın olsun diye böyle bir açıklama yaptım. Zaten deplasmandaki maçları bizim yayınlayabilme şansımız yok. O ev sahibi takıma ait biliyorsunuz. Tabii ki. Ama bu sene biz Bornova Stadı'na geçtik. Yani Bornova Stadı daha önce Göztepe ve Altay'ı yapan, şampiyon yapan stat. Ve taraftarımızı buraya davet ettik. Valla 1.500 kişiye falan oynuyoruz maalesef. 506 yani bir kısmı kombineli 500-600. Taraftarımızı ben maçlara onlardan ricam maçlara gelip takımlarını sahada desteklemelerini rica ediyorum. Bu bizim için daha önemli. Çünkü geçen hafta bir Mardin maçı yaşadık. Aşağı yukarı 3 tane penaltımız, 2 tanesi çok net olmak üzere 2 tane penaltımız verilmedi. Eğer orada bizim 1.000-1.500 tane de taraftarımız olsaydı hakem o penaltılardan bir tanesini çalardı. Taraftarımız lütfen maçlara gelsin. Şurada görüyorum diyor ki bir arkadaş 30 lira bilet diyor. Bir tane bira 25 lira. Evet. Başkanım, şimdi Ahmet Taşyürek'le ilgili bir soru var. Bilmiyorum, cevap vermek ister misiniz? Bir yöneticiyle sorun yaşadığı için ayrıldığı iddiası var. Bu gerçeği yansıtıyor mu? Hayır, gerçekten. Peki. Başkanım, ben şimdi Karşıyaka'nın basketbolda yaşadığı başarıyı neden futbolda yakalayamadığını bir türlü bunu soracağım. Çünkü geçen sene playoff'a kalamadı. Son anlarda kaybetti herhalde. Öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önceki 2 senede playoff'ta elendi Karşıyaka. Yani bir türlü çıkamadı 3. ligden. Karşıyaka... Futboldan bahsediyorsun herhalde. Efendim? Futboldan bahsediyorsun Evet herhalde. evet futboldan bahsediyorum. Yani futbolda bir türlü o başarıyı yakalayamadı Karşıyaka. Bunun sebebi ne olabilir senin? Ya bunu daha önce de açıkladım. Bir daha söyleyeyim. Yani bizim son 20 senemize baktığımız zaman son 20 senesinin 20 senemizde birinci ligde bir playoff oynamışız 5. bitirdiğimiz sene. Onun dışında 2 kere küme düşmüşüz. Yani son 20 senede Karşıyaka Spor Kulübü maalesef futbolda zaten bir başarısı yok. Şimdi bunu eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani bunun bende şeyi de var, son 20 yılın durumu da var. Ve üstüne de borçlanmışız, transfer yasağına girmiş, şu olmuş, bu olmuş. Yani onların üzerine çok gitmek istemiyorum ama bir futbol aklımız oluşmamış. Yani bizden çıkan öyle çok futbolcu, çok ünlü futbolcu ondan sonra ve antrenör çok çok az. O yüzden de futbol aklımız zayıf. Şimdi biz önce bir futbol aklını tekrar oluşturmamız lazım. Mali disiplini koymamız lazım. Tesislerimizi yenilememiz lazım. Ve futbolcularımıza gününde ve zamanında paraları ödememiz lazım. Karşı yakın imajını yükseltmemiz lazım. Ve bunların üzerine de sponsor bulmamız lazım. Şimdi basketbolda 25 yıldır sponsorluk yapan bir firma var.
Pınar. Evet. 25 yıldır basketbolu direkt olarak sponsorluk yapıyor. Bizim tesislerimizde de çok ciddi destekleri var. Ondan sonra hatta futbolda da bu sene transfer yasağında destek oldular. Sağ olsunlar. Bizim bunları yaratıyor olmamız lazım. Şimdi bunları yaratmadan yapacağınız her başarı biraz rastlantısal olur. Bu işleri biraz program içinde yapmak lazım. O yüzden de biz o programı şöyle yaptık. Dedik ki önce bir finansal yıllarını çözeceğiz. Sonra transfer yasağını kaldıracağız. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra takıma bir omurga kuracağız. Bununla beraber altyapıyı götüreceğiz. Tesislerimizi düzenleyeceğiz ve stadımızı yapacağız. Ama bunların hepsini yaparken de yeni bir futbol aklı oluşturmamız lazım. Anladım. Başkanım, şimdi transferi açtık dediniz ama transferin açılmasını olumsuz bulanlar da var. Daha kötü transferler yapıldı, borç arttı diye düşünenler var. Bu konu hakkında düşüncenizi almak istiyorum. Şimdi Transferleri bir de hocalarla görüşüp mü veya transferlerin onayını kimden, yani nasıl transferlere karar veriyorsunuz? Bununla ilgili de ek bir sorusu olmuş olayım. borcun arttığını söyledi arkadaşlar ama eğer biz transfer yasağını açmasaydık, o paraları ödemeseydik, o dosyaları kapatmasaydık her sene 10-15 milyon lira sadece faiz giderimiz olacaktı bizim. Yani o icra dosyalarına faiz yüklenmiyor mu? Evet. Her sene faiz yükleniyor. Her sene 10-15 milyon liraya yakın belki bizim faiz borcumuz olacak. Yani borç çoğalıyor lafı. Yani çok şey bir laf yani. bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak gibi bir şey yani. Yani böyle bir şey olmaz. Yani borcu kapatırsınız, faizi durdurursunuz. Borç niye çoğalsın? Yani. Yani o çok doğru bir laf değil. O yüzden de borcumuz çoğalmadı futbolla ilgili. Oradaki faiz giderlerini durdurduk. Hele böyle bu dönemde yani yıllık tefe tüfe faizlerin %25'lere dayandığı bir dönemde faiz giderlerini durdurduk. Yani çok şey değil. Doğru bir laf değil. Peki transferlerde başarısız olduğunuzu düşünüyor musunuz başkanım? Transfer konusunu biraz önce konuşmuştuk. Transferde şimdi dünyanın her yeri, yani dünyadaki her takım yaşıyor bunu. Çok doğru transfer yapar, kan uyuşmaz. Bu bütün spor dallarında var. Dünyanın her şeyinde var. Yani bakın bizim liglerimize bütün transferler doğru mu? Bakın dünyaya bütün transferler doğru mu? Bütün transferlerin %100 tutacağı diye bir şey söz konusu. Mümkün değil, olamaz yani. Her spor %20'dir, %25'tir transferi tutmama oranı, normal olmalı. Ki biz çok sıkışık bir dönemde yaptığımız transferlerden birçoğu bugün bizim takımımızın omurgası haline geliyor yavaş yavaş. Yani Abdülkadir bir sürü gol attı, Furkan atıyor. Sami'nin yaptığı işler öyle, Ertuğrul'un yaptığı işler yeni transferlerden. O Evet. başı yapılan transfer. Yeni yapılan transferleri bizim bütün taraftarımız beğeniyor. Ha, troller beğenmiyorlar. O ayrı mesele. Ama bütün taraftarımız beğeniyor yapılanları. Maça gelip seyredenler, maça gelip seyreden taraftarlarımız şey yapıyor. Beğeniyorlar. Ben futbol takımı, bakın çok özel söylüyorum. Sezon sonu konuşuruz. Bu işin karnesi sezon sonunda veriliyor. Doğru mu? İnşallah sezon sonunda bir yayın yaparız o zaman başkanım. Sonunda bir yayın yaparız. Karne üzerinden Başkan, efendim? konuşalım bence. Anladım. Tamamdır başkanım. Ben borç kelimesi geçti. Şimdi ben borçlarla ilgili birkaç sorum olacak. Yanılmıyorsam Temmuz'da 12 milyon alacağım var demiştiniz kulüpten. Yanlışsam düzeltin. Şu anda kulüpten alacağınız ne kadar? Kulübün mali borcu ne kadar? Valla kulübün mali borcunu divanda vereceğiz biliyorsunuz. Ondan sonra çünkü Karşıyaka Spor Kulübü'nün yönetimi mali hesaplarını mali divanda verir. Yani bizim sorumlu olduğumuz
kurum, yönetim kurulu ve divandır biliyorsunuz. Sonra da genel kuruldur. Evet. Orada bütün hesaplar bütün şeffaflığında veriliyor. O yüzden de orada bütün hesapları vereceğiz. Denetleniyoruz zaten. Anladım. Teşekkür ederim. Başkanım bir iddia daha var bütçeyle ilgili. Basketbol bütçenizin yıl sonunda 25 milyon TL açık vereceğini iddia etmiş bir taraftarımız. Bu konuda bir bilginiz var mı? Kaç? 25 milyon TL açık verecekmiş basketbol şubesindeki. Vallahi bunu yazan arkadaşı tebrik ediyorum. Yani bu hesabı nasıl yapmış? Şaşıyorum. 25 milyon lira nasıl açık verecekmiş ki? Peki. Başkanım, şimdi ben Şunu da söyleyeyim. Açık vereceği kesin. Açık vereceği kesin. Çünkü sezon başında yaptığımız bütçede sadece biz değil, Türkiye'de hiç kimsenin öngörmediği bir kur artışı oldu. Doğru mu? tabii ki de yani kur farkından da olabilir. Kur farkından biz açık vereceğiz ama açığı sadece biz vermiyoruz. Açığı yabancı futbolcu, voleybolcu, basketbolcu oynatan bütün kulüpler veriyor. Sadece biz vermiyoruz onu. Bütün kulüpler Türkiye'de basketbol, voleybol, futbol. Siz futbol takımlarının, yabancı futbolcu oynatacak futbol takımlarının açıklarını tahmin edebiliyor musunuz? Birçok bu konuda kulüplerle yayınlarım da oldu başkanlarıyla ilgili. Yani maliyetlerinin %60-%70 arttığını söylediler benim yayınımda. Hakikaten çok sıkıntılı kulüpler bunda. 5 milyon lira lafı yani mümkün değil. Peki başkanım, futbolla alakalı yine bir sorum olacak. Geçenlerde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da açıklama yapmıştı. Şirketleşmeyen kulüplerin kurtulma şansı yok tarzında. Karşıyaka'nın şirketleşme ihtimali var mı? Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Valla ben baştan beri söylüyorum Ahmetciğim. Takımların mutlaka şirketleşmesi lazım. Zaten bu konuyla ilgili bir yasa çıkacak. Bizim de böyle bir isteğimiz var. Yani bununla ilgili bir çalışmamız da var. Bu görev süresi görev süresince bir yapacağız bunu ama tabii bunu genel kurulun onayına sunacağız bunu. Genel kurulumuz kabul ederse biz bunu şey yapabiliriz, yaparız yani. Anladım. Başkanım, altyapıyı soracağım. Turgay Büyükkabri altyapıya nasıl bakıyor? Altyapı tesis projeniz varmış galiba. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu arada okuyorum yani şirketleşme yapılacaktı sen bozdun gibi böyle şeyler de var sezon başına şirketleşme yapılacaktı diye bu asla bu doğru değil ben şirket şeyde de kulüpte de şirketleşmeyle ilgili bu şirkete destek verdiğimi ve bunun genel kurul bunun onayının genel kurul vermesi gerektiğini söyledim yani. Hala aynı şeyi, fikri taşıyorum. Kişisel olarak. Anladım. Yani şirketleşme işine başkan ve yönetim kararı vermez. Şirketleşme işine genel kurul karar verir. Bizim Evet. tüzüğümüz. Tabii ki de. Başkanım, şu an geliyor sesiniz. Altyapı ile ilgili bir sorun vardı. Bilmiyorum duydunuz mu duymuyorsanız tekrar edeyim. Altyapı tesisi projenizle ilgili sorular gelmişti. Ben de ona bir ayın kendi sorayım. Turgay Büyükkarcı altyapıya nasıl bakıyor? Türkoğlu'ndaki altyapı sorunuyla ilgili görüşlerinizi soracağım. Ve de Karşıyaka'nın altyapısı ile ilgili. Yani altyapıyla nasıl baktığımızla ilgili size birkaç tane örnek verirsem bunu anlatmış olurum. Şimdi biz geçen seneye kadar futbol takımımız bizim altyapıdan çıkan oyuncularla oynuyordu. Yani bu altyapıyı ne kadar önemli olduğunu yani birisinin söylemesine de gerek yok aslında yani. Yani benim söylememe de gerek yok. Ya bir kulüp için olmazsa olmazdır altyapı. Ve biz bu altyapının ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz son 3 senede bu sene hariç altyapı takımımızla oynadığımız için gördük.
Ama artık o takım yavaş yavaş yaşlanmaya başladığı için tabii doğal olarak biz transferi açmak durumundaydık. Bunun içine de bir de pandemi girdi. Pandemi girince ortada bir kayıp nesil oluştu. Yani U takımları maç yapamadı, amatör takımlar maç yapamadı. Ama biz şöyle bir çalışma yaptık. İzmir'deki Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli'deki 44 tane amatör kulüp başkanıyla görüştük. Onlarla işbirliği yapabileceğimizi anlattık ondan sonra. Ama maçlar yapılamıyor biliyorsunuz pandemi. O yüzden de altyapı işi, yani altyapıdan oyuncu çıkma işi sadece bize değil, tüm Türkiye'de bir sekteye uğradı. Doğru mu? Doğru. Bir kayıp kuşak var şu anda. Bütün ülkede ve bütün dünyada altyapılar bazında. Futbolda böyle. Basketbolda altyapıyı güçlendirmek için bir TBL takımı kurduk. Bu TBL takımımız bizim basketbol altyapıdan yetişen A takımı arasındaki yetiştirici takım hüviyetinde bir takım. Voleybolda ikinci lig takımı kurduk. Yine oradan yetişen kızlarımız şu anda birinci ligde oynasın diye. Ve altyapıyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor ama altyapının tesis sorunu var. Yani saha sorunu var. Şimdi bunlara değineceğiz yavaş yavaş. Anladım. Başkanım, başarısız sonuçlarda bu klasiktir. Yönetim istifaya davet edilir. Sizin de istifaya davet edildiğinizi duydum. Bu konuyla ilgili bir şey açıklamak ister misiniz? İstifa etmeyi düşündünüz mü, bırakmayı düşündünüz mü? Valla şöyle, evet sosyal medyada öyle bir furya başladı ondan sonra ama çok destek mesajı da alıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Ama ben baştan beri söylüyorum, geçen kongreden önce de söyledim. Yani bu koltuklara biz bu koltuklara zamkla oturmadık. İyi bir, şimdi seçim yapıldı. Seçimi kazandık geldik biz. Evet. Bu seçimde, seçim öncesi, kongre öncesi söylediklerimizin çoğunu teker teker yapıyoruz. Ama yani daha iyi bir yönetim olacaksa bırakır gideriz. Yani biz hani öyle bir şey yok. Bunu seçimden önce de söyledim ben. Bugün ne olacak yani? Hani biz şöyle bir eleştiri var. Şirketi gibi yönetiyor diyor. Vallahi bunun için ben tenkit değil teşekkür edilmesi lazım. Evet, şirketim kadar önem veriyorum Karşıyaka Spor Kulübü'ne. Çok doğru. Kendi şirketim kadar önem veriyorum. Şu anda kendi şirketimden daha fazla mesai harcıyorum kulüpte. Orası kesindir, evet. Yani haftamın 4 günü benim sabahtan akşama kadar kulüpte geçiyor. 2 günü şirketimde geçiyor. Yani bırakırız da yani hiç problem değil. Hiç problem değil. Ama doğru bir alternatif gelsin bırakırız. Ama şuna bağlı olmaması lazım. Şimdi ben bırakırım, başka bir yönetim gelir. O yönetimde çok güzel işler yaparken 3 maç kaybetti, 4 maç kaybetti diye ona da baskı yapılmasına istifa etmesi çok kötü bir gelenek. Yani doğru bir gelenek değil bu. Yani her puan kaybedildiğinde yönetimler kardeşim siz 3 gün sonra yönetici bulamazsınız. Ya sadece bizim için değil, bütün kulüpler için aynı şey söz konusu. Nasıl bir dönemde yaşadığımızı, geçtiğimizin arkadaşlar farkında değil. Geçen sene 27 bin lira elektrik ödüyorduk. Şimdi 120-130 bin liralara çıktı elektrik paraları. Biz yılda 2 milyonun üzerinde sadece elektrik ve suya para ödüyoruz. Bu istifa et diyen arkadaşların biraz ellerini vicdanlarına götürmeleri lazım. Futbol takımını, voleybol takımını, seyahatleri,
formasını, usunu, yemeğini, şusunu, busunu söylemiyorum. Yani yarın bırakır gideriz. Hiç problem yok. Hiç problem değil. Yarın bırakır gideriz. Peki. Başkanım, futbol ve voleybol için sponsorluk görüşmeleriniz var mı diye bir soru var bu arada. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii. Hata yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii ki. Hata yapacak mıyız? Yapacağız. Yani biz kendi işimiz, bildiğimiz iş, kendi işimizde hata yapıyoruz. Yani kendi profesyonel işlerimizde hata yapmıyor muyuz? Siz kendi profesyonel işinizde hata yapmıyor musunuz? İnsanız başkanım, hepimiz hata yapıyoruz. Duran saat günde iki kere doğruyu gösterir. Evet. Hata yapmaya da devam edeceğiz. Yani ve bu hatalarımızı da saklamayacağız, söyleyeceğiz. Yani hata yapmak istemiyorsak hiçbir iş yapmamamız lazım bizim. Ama biz, bakın bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yönetimdeki arkadaşlarımla, çalışan profesyonellerimizle şu anda inanın canı gönülden iş yapıyorlar. Sadece Karşıyaka'yı düşünerek iş yapıyorlar. Hata yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yapacak mıyız? Yapacağız. Ama taraftarlarımıza söylemek istiyorum. Biz bu kadar emeği taraftarımız için yapıyoruz. Onlardan istediğimiz sadece bir şey var. Gelip bu armayı desteklesinler. Başka bir şey istemiyoruz ya. Gelip bu armayı desteklesinler. Çünkü bu kadar organizasyon o taraftar için. O 90 dakikada onu mutlu etmek için. Başka bir şey değil. Biz de sonuçta taraftarız. Biz de yarın koltukları bırakacağız. Tribüne geçeceğiz. Yerimizi alacağız. Ama bizden gelecek arkadaşlara en azından bizim yaşadığımız ızdırapları yaşatmamak için bir zemin hazırlıyoruz. Bizim yaptığımız bu. Başkanım, futbol ve voleybol ile ilgili sponsorluk görüşmelerini sormuş bir seyircimiz, kaçırdım az önce de ismini okuyamadım. Sponsorluk görüşmeleri yapıyor musunuz futbol ve voleybol şubesi için? Evet, voleybol şubesinde sponsorumuz var, Yaşar Üniversitesi. Futbolla ilgili şu anda bir sponsorluk yapıyoruz. Sponsorluk görüşmesi yapıyoruz. Eğer o sponsorluk görüşmesini başarıyla sonuçlandırırsak futbolun finans problemini büyük bir ihtimalle ortadan kaldıracağız. Anladım. Başkanım, bir seyirci sorusu alacağım. Daha doğrusu bir görüşü sanıyorum. Basketbol takımımızın başarıyla övünenler ve futboldaki başarısızlık dolayı basketbolu küçümseyenler olarak kulüp ikiye ayrıldı diyor. Bu konuda katılıyor musunuz? Ses kesildi. Bir daha alabilir miyim? Basketbol takımımızın başarısıyla övünenler ve futboldaki başarısızlık dolayısıyla basketbolu küçümseyenler ve reddedenler diye kulüp camia ikiye ayrıldı diyen bir seyircimiz var, Özgür Sencer. Katılıyor musunuz bu görüşe? Ben 12 seneden beri yönetimlerdeyim. Bunun çoğunu basketbol yöneticisi olarak geçirdim ama şimdi basketbolcu başkan diye beni eleştiriyorlar ama bizim kulübümüzde birçok başkan basketboldan gelme. bu sizin söylediğiniz görüş eskiden beri var. Ama ben altını çizmek istediğim bir şey var. Karşıyaka Spor Kulübü'dür. Yani biz futbolumuz lokomotiftir. Ama basketbolu, voleybolu, tenisi, yelkeni, eskrimi hepsinde bir bütün bir spor kulübüdür. Bunların hepsi birbirinden değerlidir. Bizim yelken şubemiz 1930 yılında kurulmuş. Yani bence armaya inanan kişi branş ayırmaması lazım diye düşünüyorum.
Başkanım, basketbol demişken basketbolda şampiyonluk şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Efes maçı ile ilgili sanıyorum sorular gelmişti. Deplasman yasağı kaldırılacak mı? Bu konuda bir girişiminiz var mı? Şimdi deplasman yasağı kaldırmak bizim elimizde değil biliyorsunuz. Devletin, hükümetimizin ve Sağlık Kurulu'nun bir kararı. Yani bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. İkincisi basketbolla ilgili bu sene hakikaten enteresan bir şanssızlık yaşadık. Yani uzun zamandan beri ben hiç hatırlamıyorum. İlk beşten üç tane oyuncumuz çok ağır sakatlık geçirdi. Bir tanesi şeyi kapattı, sezonu kapattı. İki tanesi de aşağı yukarı üçer aylık bir şey geçirdiler, sakatlık geçirdiler. Yani bu maalesef şey değil. Çok görülen bir şey değil. Şampiyonluk şansımız tabii ki var. Ondan sonra ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Efes maçı ile ilgili de biz bu kupayı istiyorsak Efes bir sene yemek zorundayız. Ben takıma güveniyorum. Başkanım, bir seyirci sorusu alacağım. Store forma tanıtım ve sosyal medya yönetimi ne zaman rayına oturacak demiş. Sosyal medya ile ilgili de birkaç ben böyle çok eleştiri okudum. Sosyal medya yönetimi ile alakalı. Bu konularla alakalı da cevap vermek ister misiniz? Valla şeyde de söyledim. Kongrede de söyledim. Bunu bazı açık oturumlarda da söylüyorum. Store konusunda eksiklerimiz var. Yani benim istediğim, hayal ettiğim seviyeye gelmedi. Yani bunu çok şeyle söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Ama daha iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Ama biraz da işte pandeminin geçip biraz da ticaretin normal normlara gelmesi lazım. Çok kolay değil ama eksiğimiz olduğunu kabul ediyorum yani. Peki sosyal medya yönetimiyle ilgili sorular vardı. Bir de buna bir ayın Facebook hesabı, Pınar Karşıyaka'nın Facebook hesabı 2 yıldır kulüpte değilmiş sanıyorum. Mavi tikli olan. Onu da soruyorlar başkanım. Karşıyaka Spor Kulübü'nün Pınar Karşıyaka'nın Facebook hesabı. Facebook hesabı o ayrı bir hikaye. Orada daha önce çalışanımızla ilgili bir problem var. Ama biz KSK Basket olarak devam ediyoruz. Anladım. Sosyal medya hesapları ile ilgili de eleştiriler vardı. Onlarla ilgili bir cevap vermek ister misiniz? Valla eleştirilerin ne olduğunu bilmiyorum. Eğer taraftarımız bize bir ne olmasını istediklerinle ilgili bir şey yaparlarsa, bizi yönlendirici bilgiler atarlarsa severek tabii ki şey yapacağız, dikkate alırız. Peki başkanım, store'dan falan bahsettik. Ben size şunu soracağım. Kulübe kalıcı gelir getirecek projeleriniz var mı? Kesiliyor tekrar internetten galiba. Bir daha alabilir miyim? Kulübe kalıcı gelir getirecek projeleriniz var mı? Kulübe kalıcı gelir getirecek projelerimiz tabii ki var. Bunlardan bir tanesi fanzon. Biliyorsunuz Türkiye'de daha önce benzeri yok. Olmadı. Bizim bir fanzonumuz var. Oradaki her gelirden brüt gelirden yani cirodan %15 kulübümüze geliyor. Ondan sonra store gelirlerimiz %20. Her alışverişin %20'si kulübe geliyor. Bunlar bizim sürekli gelir getirici argümanlarımız. Anladım. Başkanım, dün saat 19'da 2 tane derbi vardı. Birisi Ankara derbisi, birisi İzmir derbisi. Bana göre Süper Lig olduğundan değil ama İzmir derbisi daha çok izlendi. Yani Altay ve Göztepe'yi Süper Lig'de görmeyi, birbirleriyle oynamayı özlemişiz. Karşıyaka'yı da dileriz, orada görürüz. Ben bunu soracağım. Benim için bugünün en önemli sorusu budur. Karşıyaka'yı ne zaman Süper Lig'de görürüz? Ya şimdi Karşıyaka'yı Süper Lig'de görmekten daha önemli bence. Ben bir taraftarım. Kendim görmek istemez miyim? İsterim. Çok isterim hem de. Ama Farkında. ya Süper Lig'e girmek için bütün finansmanları yani şimdi bir tane sponsor bulmadan
Süper Lig'e giremezsiniz. Yani kalıcı bir sponsor bulmadan, kalıcı bir kombine hasılatı yapmadan, stadınız olmadan Süper Lig'e girmek çok kalıcı olmayabilir. O yüzden de mali gelecek işini çok sağlam kazığa bağlayıp Süper Lig'e çıkmak bence doğrusu o zamandır yani. Ama bu kulüp sanıyorum 4-5 yılında Süper Lig'i çok rahatlıkla görür. Efendim? 4 yıl, 4-5 yıl içinde görür diyorum. Ama stat olmadan şeyimiz de yazmış. Stat olmadan bence şu anda Süper Lig çok doğru olmayabilir. Katılıyorum. Evet. Aynen öyle başkanım. Başkanım, tahminimden de uzun bir süre sürdü. Yayınımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa camiaya, taraftara özellikle mesajınız varsa alalım. Sonra yayınımızı sonlandıralım. Şimdi taraftarımıza söylemek istediğim şey var tabii. Yani sağduyulu taraftarımız da çok iyi bilecek ki biz baştan beri verdiğimiz her sözü tuttuk. FIFA dosyalarını kaldıracağız dedik, kaldırdık. Mali disiplini sağlayacağız dedik, sağladık. Tesisleri düzelteceğiz dedik, düzelttik. Fan zone açacağız dedik, açtık. Efendime söyleyeyim, stat konusunda iyi gelişmelerimiz var. Bunun sözünü verdik. Aynı yol üzerinde devam ediyoruz. Transfer yasağını açacağız dedik, açtık. Yapamayacağımız şeylerin sözünü vermiyoruz. Yani şunu da yapabilirim. Hayal de satabilirim. Bunu asla yapmayacağımı tarafımızın bir kez daha bilmesini istiyorum. Ve onlardan istediğim sadece tek bir şey var. Maçlara gelip basket basket, futbol futbol, voleybol voleybol, hangisini istiyorlarsa maçlara gelip tarafta bu takımlarına sahip çıksınlar, armaya sahip çıksınlar. Biz gelip geçeceğiz. Biz gelip geçeceğiz. Ama Karşıyaka bugün var olduysa taraftarıyla var olmuştur. Karşıyaka büyükse tarihinle, gelenekleriyle ve taraftarıyla büyüktür. Bu büyüklüğünü devam ettirebilmesi için ne ona ne buna hiç kimseye ihtiyaç yok. O taraftar o sahada o gücünü göstermesi lazım. Onlardan onu rica ediyor. Biz üstümüze düşeni elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız da yani. Peki. Başkanım, ekibim adına, futbol oldu ekibim adına size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Bundan sonraki maçlarınızda da başarılar diliyorum. Umarım yıl sonunda da güzel bir seviyede karşılıklı görürüz ve yeniden bir yayın daha yaparız sizinle beraber. Tamam. Bunun son mesajını da alalım. Futbolla ilgili Ahmet kapatmadan bu takım diye bir şey söz konusu değil. Bunu bilsinler yani, mümkün değil küme düşmez bu takım. Tabii ki başkanım. Bizim aklımızdan bile geçmiyor. Yani o konuda bu iş üzerinden yönetime yürüyenler mahcup olacaklar. Çünkü bu yönetime yürüyen bazı arkadaşların bir kısmı, bak eleştirsinler, sabahtan akşama kadar eleştirsinler, saygı sınırları içinde eleştirebilirler. Ama işte, bizim haysiyetimizle, şerefimizle oynama hakkına sahip değil. Yani onların ne olduğunu da biliyoruz. Yani sosyal medya hesaplarını takip ettiriyoruz. Sıfır gönderi, bir gönderi, iki gönderi. Yani benim troll demek istediğim o. Ama onların dışında bizi eleştirenler de var. Ama hiç kimse evet, hakkına sahip değil. Hiç kimse birbirine hakaret etme şansına sahip değil. Yani taraftarımızdan onu rica ediyorum. Ve hepsine iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Yani troll derken o hesaplardan bahsediyoruz herhalde. Çünkü bazı taraftarlar yanlış anlamış sanıyorum. Sizi eleştirenlere troll dediğinizi anladılar galiba. Öyle görünme yorumlarda. Demiyorum canım. Yani çok net söyledim.